Evet, tekrardan merhabalar sevgili Eskişehir.net izleyicileri. Canlı yayınlarımıza devam ediyoruz. Bugün de yanımda çok değerli bir konuğum var. Eskişehir Genç İş Adamları Derneği yani Eskiat'ın başkanı Ulaş Entok bizlerle. Geçtiğimiz haftalarda 6. Olağan Genel Kurul gerçekleştirdi ve Sayın Entok tekrardan güven oyu alarak yeniden başkanlığa seçildi. Biz de tekrardan kendisine hayırlı olsun temennilerinde bulunuyoruz ve hoş geldin diyoruz. Nasılsınız? Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Sizler de iyisiniz İyiyim ben de inşallah. çok sağ olun. Şimdi aslında çok klasik bir soru olacak. Çok da hani o soruyla başlamak istemiyorum ama sizi de tanıyan yok. Ama ben kendini tanıtmanızı isteyeceğim öncesinde. Tabii. Buradan da izleyicilere daha detaylı bilgi vermiş Tabii ki oluruz. hay hay. Ulaş Entok ben. 1984 Eskişehir doğumluyum. Eskişehir'in yerli ailelerindeniz. Odunpazarlıyız. Orta öğretimimi Cumhuriyet Lisesi, Melati Uygur Cumhuriyet Lisesi'nde tamamladıktan sonra Anadolu Üniversitesi İletişim Bilimleri Sinema Televizyon bölümünden mezun oldum. Aile şirketimizde çalışmaya başladım. Özellikle yeraltı suları, dalgıç pompalar ve sondaj üzerineydi. Son 2,5 senedir komple mekanik tesisatı yapıyoruz. Kendi işletmemizde çalışıyoruz. Çok güzel. Peki şimdi bu girizgahı yaptıktan sonra ben bir de şunu sormak istiyorum. Şimdi STV mezunsunuz. Evet. Hiç bu alanla ilgili düşündünüz mü? Bu Aslında kariyer bir iş. düşünmedim değil ama burada bir kurulu düzen olunca ve benden başka da devam ettirilecek birisi olmadığı için zorunluluk, bir de esnaf aileden gelmiş olmanın verdiği bir esnaflığa alışkanlık, istek olduğu için de burada devam ettim ama hani bugün belki kameranın öbür tarafında da olabilirdim ama olmadı. Ama tabii sektörde birçok arkadaşım var, hala görüşüyoruz. Mutlaka, mutlaka Ama hiç vardır. denemedim yani açıkçası. Şimdi tabii Eskişehir'de adınızdan sıkça söz ediliyor zaten ki geçtiğimiz günlerde dediğim gibi yeniden başkanlığa seçildiniz. Yoğun bir dönem atlattınız Evet. aslında. Bu dönemi biraz bize detaylandırır mısınız? Tabii. Nasıldı bu süreç? Biz 5 Haziran 2017 tarihinde seçildik. Olağanüstü genel kurulla göreve geldik. Üyelerimizin de çok büyük bir çoğunluğunun güven oyunu alarak gelmiştik. Bizim için tabii siyasette, STK'larda bahaneler çok fazladır ama bizim için şöyle bir zorlu süreç geçti. Biz göreve geldikten sonra sanayi odası, ticaret odası, ticaret borsası seçimleri ertelendi. Bu Eskişehir için de özellikle bizim gibi küçük şehirlerde de insanların çok fazla ilgilendiren bir konu olduğu için o süreçte devamlı bir seçim trafiği vardı. O bitti. Arkasından Cumhurbaşkanlığı seçimi. Cumhurbaşkanlığı seçimi bitti. Biraz rahat ediyoruz dedik. Döviz kurlarındaki artış ardından yerel Yerel seçimler. seçimler. Bu sırada da bizim olağanüstüden sonra bir olağan genel kurulu yapmamız gerekiyordu. Böyle bir 2 seneye yakın bir süreç geçirdik ama tabii birazcık da zorluydu. Ama bu süreçte de tabii biz elimizden geldiği kadar Eskiat olarak hem üyelerimize hem Eskişehir'le ilgili etkinlikler yapmaya çalıştık. Sosyal faaliyetlerde bulunduk. Çok fazla ziyaret ettik. Çok fazla ziyaret edildik. Üyelerimizle birçok faaliyette Çok bulunduk. yoğun. Mesela Yoğunduk. bugün Sayın Entok'tan ben faaliyet raporunu göndermesini istedim. Bayağı bir yoğun. Yoğun, Hani evet. ziyaretler çok fazla olmuş derneğe. Bununla beraber aynı zamanda siz de çok ziyarette bulunmuşsunuz. Evet. Ki kadın kooperatifinizde gayet aktif Evet. diye biliyorum ki geçtiğimiz aylarda bir sergi yapıldı Evet. dernekliğimizde. 8 Mart dolayısıyla 8 Mart'ta Kadınlar Günü'ne evet özellikle. özellikle yönetim kurulunda bulunan kadın üyemiz Ece Erçelebi bu konuda çok fazla emek sarf etti. Eskişehir'deki kadın kooperatifleriyle birlikte bizim dernek hizmet binamızda çok güzel bir sergi düzenlendi ve oraya halka açık da bir sergiydi bu. Orada el emeği, kadın kooperatiflerinde çalışan kadınların yapmış olduğu el emeği ürünleri sergilediler. Burada da onlara da Hem de birazcık satma ticaret, imkanı tabii buldular. satma Ekonomik imkanında anlamda bir geri bulundular. bildirim de oldu. Evet, gayet de güzel oldu. Kazım Başkanımız da geldi. O gün de çok yoğun bir siyasi program vardı ama sağ olsunlar siyasilerimiz de bizi hiçbir zaman yalnız bırakmıyorlar. Peki tabii şimdi çok da klasik bir soru soracağım. Bu Eskiat'ın tam olarak hedef ve amaçları yani tam olarak çizgisi nedir? Tabii. İlkeleri. Yani her sivil toplum kuruluşunda olduğu gibi Eskiat topluma fayda sağlamak amacıyla kurulmuş. Ama özellikle isimleri unutursam affola 7 tane kurucu üyemiz var bizim. Gülçin Avul Hanım Efendi, Niyazi Özçelik, Özgür Demirtaş, Bülent Şarlar, Yavuz Tuna ve ilk kurucu başkanımız Erdal Şahbaz. 2007 yılında bu derneği kurmuşlar. Eskişehir'deki gençlerin çatı kuruluşu olsun istemişler. Ticaretle uğraşan. Çünkü gelecek hep 30'lu ve 40'lı yaşlardaki insanların elinde. Bundan sonraki 10 yılda mutlaka bizim jenerasyonumuzdan insanlar Eskişehir'de söz sahibi olacaklar. Bu illaki siyaseten değil, ticareten,
siyasetle ilgili toplumdaki Eskişehir'deki siyasi aktörler değiştiğinde bizim jenerasyonumuzdan birileri gelecek. Bu konuda hem girişimcilere de destek olmak hem de bu siyasi aktörlerin aramızdan çıkmasını sağlamak ve tabii ki Eskişehir'e fayda sağlamak bizim derneğimizin en birinci önceliği. En birinci önceliği. Tabii doğru bir konuya değindiniz. Şimdi artık tabii iletişimde vardır ya X, Y, Z işte T1, T2 kuşak farklılıkları falan. Dediğiniz gibi şu an gelecek Y kuşağında. Evet. Yani sizlerde, bizlerde, şimdiki binli doğumlular Z kuşağı falan yetişiyor. Bunun üzerinde bir de şunu sormak istiyorum. Şimdi derneğe tekrardan geri döneceğiz. Bir dernek bünyesinde Eskiyat Akademi eğitimleri veriliyor değerli izleyiciler. Bunu biraz detaylandıralım. Mesela bu dönem düşünüyor musunuz? Önümüzdeki sonbaharda ne gibi dersler veriliyor? Nerede veriliyor? Şimdi geçtiğimiz dönemde özellikle şimdi buradan da bir geçmiş olsun da diyelim Soner Yüksel izliyorlarsa evet, bize. Olsun diyelim, büyük geçmiş Soner olsun. Soner Yüksel'in de bizlere çok büyük desteğiyle diksiyon dersi vermiştik. Oldukça da uzun sürdü. 6 hafta kadar sürdü. Yani genç bir iş adamının, genç bir iş insanının, ticaretle uğraşan birisinin ve geleceğe hazırlanan birisinin en büyük artılarından birisi diksiyon, beden dili, bunları kullanmayla alakalı olacağını düşünerekten böyle bir eğitim düzenlendi. 6 hafta kadar sürdü, 15 kadar üyemiz de katıldı. Üye profilimiz de bu arada çok geniş bir parantez açarak yani 40 farklı sektörden üyemiz bulunmakta Eskiyat'ta. 120'nin üzerinde de üyemiz var. 15-16 kadar arkadaşımız devamlı olarak katıldı. Çok da güzel bir diksiyon kursu. 6 hafta sürdü. 6 hafta belli sürdü, günlerde. Evet belli günlerde 6 hafta sürdü. Gayet de güzel olduğunu düşünüyoruz. Bu dönemde de yönetim kurulundaki arkadaşlara dağıtmıştık biz bunu ama bu dönemde, yeni dönemde birkaç tane farklı komisyon kurmayı düşünüyoruz. Hatta bugün de birazdan onun toplantısını yapacağız. Akademiyle ilgili apayrı bir komisyon kurup yönetim dışından bir arkadaşa onunla birlikte çalışacak yine dernek üyelerimizden bir komisyon kuracağız ve onlarla beraber bunların planlamasını düşünüyoruz. İlgili sormuşum. Tabii günü de sormuşum evet, aslında. Bugün onun dışında da Eskiyat Kart diye bir projemiz vardı Eskiyat bizim. Eskiyat Kart. Evet, Eskiyat Kart ile ilgili de dernek üyelerimize hem dernek üye iş yerlerine fayda sağlayabilecek hem de dernek üyelerimize fayda sağlayabilecek ticarethanelerde, hastanelerde, giyim, kozmetik birçok markayla anlaşmalar yapıldı. Üyelerimizi bundan faydalandırıyoruz. Bununla ilgili ayrı bir komisyon Eskiyat Kart ve satın alma ile ilgili, akademiyle ilgili, eğitimlerle ilgili bir komisyon kurmayı düşünüyoruz. Sosyal sorumluluklar ne kadar içinde iş adamı ibaresi geçiyor olsa da bizim de tabii ki bu şehre karşı, ülkemize karşı sorumluluklarımız var. Sosyal sorumluluklarla ilgili bir komisyon kurmayı düşünüyoruz. İç dış ilişkiler, protokol ve onun dışında da tabii ki bizim de örgütlenmemize, genişlememize ilgili 5 tane farklı komisyon kurmayı düşünüyoruz. Peki bu 5 farklı komisyon şimdi eğer belliyse biraz daha detaylandıralım mı? Neler bunlar? İşte dediğim saydıklarım. Eskiyat Kart, sosyal sorumluluk, evet. Akademi. Örgütlenme, protokol, iç ve dış ilişkiler protokol, diye. İç ve dış. Tamam, artık isimlerini belki birazcık değiştirebiliriz tamam, ama yani ana hatlarıyla bunlar. Ben de o yüzden sordum Allah diyorum şimdi. Belli net bir detaylandırma oluyor ya evet. Komisyon hatlarında. Bir de şunu soracağım hazır tamam. O konuya girmişken şimdi kadın kolu var dernek bünyesinde. Başka kollar var mı? Yok, kadın kolları diye de ayırmadık açıkçası ama kooperatif olarak yine de kooperatiflerle beraber çalışmaları yapılabilmesi için bir kadın platformu düşünmüştük ama kadın platformu deyip yine bir pozitif ayrımcılık yapmayalım dedik. Biz de genişlemede özellikle kadınlara çok önem veriyoruz. Şehrimizde girişimci kadın sayısı çok fazla. Kadın Girişimciler Komisyonu'nda da bu arada 2 tane üyemiz var. Derneğimizde de Eskişehir Kadın Girişimciler Komisyonu'nda. Onlarla birlikte birçok çalışma yapacağız. Özellikle genişlemede de bu sene derneğimize üye katarken mutlaka bir tane erkek alıyorsak bir tane de kadın alalım. Evet. Kadın sayımızı arttıralım. Çünkü kadınların toplumdaki temsiliyetinin çok önemli olduğunu düşünüyorum ben. Hem iş hayatında hem siyasette hem ticarette her şeyde kadınlar çok önemli bizim evet, için. Evet, pozitif şeyden dolayı yine ayrımcılık da evet. Gözükmesin diye evet. Değil mi? Toplum evet. Konuda çok hassas. Kaç üyemiz var yaklaşık? 120'nin üzerinde üyemiz. Hedef ne peki bu 2019? Yani genişlemeyle ilgili herhangi bir hedefimiz yok. Bizim kapımız herkese açık. Bizim için sadece temiz, girişimci olması, en büyüğünden en küçüğüne kadar bizim kapımız herkese açık. Bizim zaten ana amaçlarımızdan birisi de bu. Yani bir tane küçük bir bakkal dükkanı olan bir arkadaşımız ya da küçücük bir atölyesi olan bir arkadaşımız geldiğinde inşallah bizler ona bir şeyler katabiliriz. Sosyal anlamda onun gelişimine fayda sağlayabiliriz ticareten. Neden büyük bir marketler zinciri olmasın veya
ayakkabı imalatçısıdır. Neden ayakkabı fabrikası sahibi olmasın bu arkadaşımız? Bizim en büyük amaçlarımızdan birisi de dediğim gibi bu. İnsanların gelişimine, ticari gelişimlerine de katkı sağlamak. Katkı sağlamak ki şu da var, araştırdığımda öğrendim. Eskiat sponsormuş Genç Girişimciler Kulübü'ne, evet, aynı şekilde. Osman Gazi Üniversitesi Genç Girişimciler Kulübü ile herhalde geçen sene 3-4 tane panel, etkinlik düzenledik onlarla. Konuşmacılar getirdik onlara. En son Anadolu Üniversitesi Girişimcilik Kulübü'nde de bir konuşma yapıldı. Tabii dernekle ilgili de birkaç bilgi daha vereyim. Derneğimiz bizim çatı kuruluşlar olarak üstte İç Anadolu Genç İş Adamları Federasyonu'na bağlıyız. Oranın ben de yönetim kurulundayım. Bizim dernek üyelerimizden, geçmiş dönem başkan vekillerinden Gökhan Parlatan abimiz de orada İçkiyaf'ın genel başkan yardımcısı oldu. İçkiyaf'ta 7 bölgeden oluşuyor. İç Anadolu, Güneydoğu, Karadeniz, Ege vesaire gibi. Onlar da çatı kuruluş olarak Türkiye Genç İş Adamları Konfederasyon'a bağlıyız. Konfederasyon olarak da yaklaşık 10 bin üyeden oluşuyoruz. Yani bilgi anlamında ve bağlantı anlamında neredeyse her şehirde elimiz ayağımız var diyebiliyoruz. Yani bir telefon kaldırdığımızda işte Türkiye'nin neresinde olursa olsun birisiyle bağlantıya geçebiliyoruz. Çok da rahat konuşabiliyoruz buralarla. Evet. Şimdi tabii iki üniversitede belli sponsorluklar veriyorsunuz. Özellikle girişimcilik kulüpleriyle alakalı olarak. Bu dönemde var mıdır öyle bir düşünce? İnşallah. Yani şimdi burada da öğrenciler 4 senede bir mezun oluyor. 3. sınıflar, 4. sınıf oldukları zaman birazcık daha artık kendi derslerini ve okulu bitirmeye yöneliyorlar. Evet. Onlarla da mutlaka tabii üniversitedeki hocalarımızla sürekli bağlantıdayız ama öğrenci kulüpleriyle de mutlaka bu sene birçok proje yapacağız diye düşünüyorum. Evet, onların inşallah. Gelişimleri adına da. İnşallah olur. Şimdi 6. olan genel kurulu dedik gerçekleştirdik birkaç hafta önce. O genel kuruldan da ben biraz açıkçası bahsetmenizi istiyorum. Nasıl geçti o süreç? Genel kurul sürecimiz zaten bizim olağan genel kurulumuz olduğu için 2 seneyi tamamlamadan, aslında görev süremiz bizim 3 seneydi. 2 seneyi tamamlamadan olduğu için Haziran ayında yapmamız gerekiyordu. Genel kurulumuzda bu sefer aday çıkmadı. Gayet sükunet içinde geçen. Zaten çok kısa sürede yaptık. Çok fazla tüzük değişikliği yapmamız gerektiğini gördüm ama onları da ayrı bir zamanda, yaz aylarına denk geliyor bizim ikinci genel kurulumuz. Yaz ayına geldi. Yaz ayına denk gelmesi sıkıntı mı? Evet. Yaz ayına denk gelmesi. İnsanların hem işleri, güçleri, şehir dışında olanlar. Sıcak bile çok etkili oluyor. Gerçi her şeyden sıkılan bir toplumuz. Biz sıcak olsa sıcak, soğuk olsa soğuk diyoruz ama inşallah onu da Eylül ayında, Eylül-Ekim ayı gibi büyük bir tüzük değişikliği kongresi düzenleyeceğim. Bundan sonra da Eskiya'da inşallah yaz aylarında bir daha kongre süreci yaşatmayacağız. Tabii kongrede az çok tahmin etmişsinizdir zaten sizin alacağınızı. Evet, aday çıkmadı zaten. Tek adaylı kongrelerde zaten oy da kullanılmıyor. Sandıklarda eller kaldırılıp indiriliyor. Çok fazla da bir şeyimiz de yok bizim. Dediğim gibi çok kalabalık veya çok büyük bütçelere sahip yerler olmadığımız için mali tablolarımız okundu, faaliyet raporlarımız, denetim kurulu raporlarımız, önümüzdeki senenin planlaması okundu. Sağ olsun gelen arkadaşların da çok fazla vaktini de almadık. İçkiyaf Başkanımız Sayın Fatma Semiz de teşrif ettiler. Sükunet içinde gayet güzel bir kongre atlattık diyebilirim. Evet. Ben şunu da sormak istiyorum size. Şimdi genç bir iş adamısınız. Girişimcisiniz aynı zamanda. Buradan gençlere, özellikle bu Z kuşağı dediğiniz nesline neler tavsiye edersiniz? Ne yapsınlar? Başa biraz da artık farkındaysanız çok sabırsız bir toplum, maalesef. Daha da özellikle bu 2000'li yıllardan sonra çok sabırsız, hani her şey hemen olsun. İşte biraz da bu teknolojinin ve zamanın çok çabuk değişmesinden kaynaklı da bir süreç. Sizin bir de tavsiyelerinizi duymak istiyorum ben. Ya eğitim sistemiyle alakalı, şimdi en alttan eğitim sisteminden başlayacak olursak artık biz de takip edemiyoruz. Eğitim sistemi ne hale geldi, üniversite sınavları. Çok fazla sayıda üniversite var artık gençlerin. Ne istediğini bilmeleri bizim zamanımızda birazcık daha hani üniversiteyi kazanayım da hangi bölüm olursa olsun da ama şu an çok fazla seçenekleri var. İyi düşünmeleri lazım. Ne işte memnun olacaklar? Onları ne mutlu edecek? Bunun asla para olmadığını söyleyebilirim. Mutlu olacakları işleri yapmalarını, işleri yaparken de girişimci olsunlar mutlaka. Ama ne iş yapacaklarsa yapsınlar, mutlaka mutfağında pişmeleri lazım o işin. Bir restoran açacaklarsa bunun komiliğini, garsonluğunu, aşçılığını yapıp
Ondan sonra işletmeciliğini yapmalarını tavsiye ederim. Ne iş yapacaklarsa, ne düşünüyorlarsa herkesin hayallerinin peşinden gitmesi tabii ki bizim en büyük düşüncemiz. Mutluluk neredeyse mutluluk kovalamalarını dilerim onlarda. Evet, güzel bir noktaya değindiniz. Genelde şimdi üniversitede teori eğitimler veriliyor. Uygulamaya sıfıra yakın. Hemen hemen şimdi tabii her fakültenin ayrı bir şeyi var da. O yüzden aslında gerçek şey iş hayatında. Maalesef. Dışarıda bir Maalesef. hayat var farklı. Üniversite gerçekten çok farklı. Bunu mezun olduktan sonra daha da iyi anlıyorsun. İşte bizim imkanımız vardı belki biraz daha aile işletmelerinde olduğumuz için. Ama gerçekten dışarıdaki hayat, üniversite hayatıyla mutlaka bir çok zorlu bir süreç onları bekliyor. Sabır ve sebat süreci aslında. Bir Evet. de işinizi sevmekle alakalı. Tabii sevmediğiniz bir şeyi yapamazsınız. Sevmediğiniz bir kıyafeti nasıl giymiyorsanız, sevmediğiniz bir işi de mutlaka bir ay, bir yıl, belki 10 yıl yaparsınız ama çok fazla uzun sürmeyecektir bu diye düşünüyorum. Hayallerinin peşinden koşsun herkes. Peki şimdi yeni bir döneme girdiniz dediğim gibi. Komisyon kurulacak, işte 5 temel maddeden bahsettiniz, işte bazı tüzük değişikliği yapılacak. Evet. Bunun nazarında var mıdır başka eklemek istedikleriniz derneğin bu dönemki faaliyetleri amaçları doğrultusunda? Temel prensibiniz ne olacak? Temel prensibimiz bir üyeye fayda sağlamak. Üyeye Fayda fayda. sağlamaktan kastımız tabii ki ticari anlamda değil, her anlamda üyelerimize fayda sağlamak. İki, Eskişehir'de söz sahibi, Eskişehir'de fikirlerini beyan edebilen bir dernek. Bunun şöyle de söyleyeyim, hani faaliyet raporlarımızda belki belirtmedik ama Eskişehir'le ilgili bir toplantı olduğunda mutlaka çağrılıyoruz. Bu konuda da bizi çok onur ediyorlar, fikirlerimize çok destek veriyorlar. Mesela Tuncay Özilhan gelmişti burada yerli otomobille ilgili. Kendisinden bir randevu aldık. O zamanki başkan vekili Mersin Tekgöz sağ olsun çok uğraşmıştı. Akşam Tuncay Bey'le yemek yeme fırsatımız oldu dernekten bir 7-8 kişi. Ona orada belki ilk bunu dile getiren biz olduk Eskişehir'de. Yani bu yerli otomobille ilgili Eskişehir'de üretilsin. Bakın bizim burada yarım kalan bir hikayemiz var. Tabii, Devrim devrim arabaları, arabası. devrim arabaları ile ilgili. Biz bu hikayeyi tamamlayabiliriz. Eskişehir bu hikayeyi tamamlayabilir diye biz kendisine anlatmıştık. Ardından yerel basında çok geniş yer buldu. Birkaç gün sonra da EYOP diye Eskişehir Yerli Otomobil Platformu diye bir platform oluşturuldu. Orada da tabii bizlere çok fazla önem verdiler söylediklerimize. Tabii hala devam ediyor ama tabii ne olur ne biter. Bu işlerde birazcık daha tabii lobicilik faaliyetleri. Lobicilik Biraz vakit faaliyetleri. alır mı sizce bu Tabii yerli süreç? otomobil platformu. Ondan daha önemlisi burada raylı Raylı sistemlerle sistemler. ilgili çok önemli şeyler var. Eskişehir'in bunlara sahip çıkması lazım ama şimdi her başkanımızdan da birazcık feyz almaya çalışıyorum. Bir toplantıda Celalettin başkanımız söyledi, Sanayi Odası Başkanı. Yani biz bu işi yaparız. Vallahi billahi yaparız da bu işler olmuyor artık. Bunun çok gerçek fizibilite çalışmalarını yapıp İnsanların önüne koymak lazım. Biz Eskişehir'iz, öyle yaparız, bunu yaptık falan değil. Fizibilite çalışmalarını yapmak gerekiyor bunların. Çok ciddi şekilde bunlar da profesyonellerin yapacağı işler. Biz istediğimiz kadar bunun lobisini yapalım. Bütün şehrin bir olması gerekiyor bu Çok güzel. konularla Laf ilgili. kalabalığından ziyade aslında, değil İş mi? yapmak lazım. İş bir de bu belli bir hani plan program dahilinde Kesinlikle. dediniz yani fizibilite çalışmaları. İnşallah da olacaktır. İnşallah İnşallah. daha da iyi şeye gideceğiz zaten. İnşallah. Evet. Bir dedik üyeye fayda sağlamak. İki dedik. Var mıdır Eskişehir. başka? Eskişehir Eskişehir. en büyük önceliğimiz bizim zaten. Eskişehir. Şehrimize geçen dönemde de yola çıkarken bizim bu şehre vefa ve diyet borcumuz var dedik. Bizi yetiştiren bu şehre. Mutlaka Eskişehir'le ilgili her platformda, her yerde fikirlerimizi beyan edeceğiz. Biz Eskişehir Gençliği olarak, Eskişehir Genç İş Adamları Derneği olarak termik santralle ilgili fikirlerimizi beyan ettik. Eskişehir'deki var olan sorunlarla ilgili neyse herhangi bir sorunla ilgili çekinmeden biz derdimizi anlattığımızı düşünüyoruz. Kimi zaman bunu dile getirerek kişilere giderek veya basın önünde de söyledik bundan önce de bundan sonra da söylemeye devam edeceğiz diye düşünüyorum. Evet, patişhaneliklerine gidiyorsunuz. Onu Evet. gördüm. Hani hayvan severlik aynı Tabii zamanda tabii onlara canım. katkı sağlamak. Kent konseyimizin Kent çalışmaları, konseyi, kent evet. konseyimizle beraber çalışmaları yapıyoruz. Nuray Hanım başkanımız sağ olsun. O da bize Nuray her Hanım. zaman arar sorar. Odunpazarı Kent Konseyi ile de çalışmalar yaptık. Onlar da geldiler. İnşallah onlarla da güzel projeler yapacağız. Eskişehir ile ilgili her projeyi Her açığız projeyi biz açıksınız. açıkçası. Herkese Her eşit alan, hani mesafedeyiz. şu alan olsun, ay şuna gitmeyeyim değil. Tabii. Her alandan her şeye de ulaşabildiğiniz kadar ulaşmaya çalışmak Aynen temel ilkelerden bir öyle bizim tanesi, değil için. mi? Siyasi partilere aynı mesafedeyiz. Herkese
Mutlaka yakın zamanda Eskişehir'deki siyasi partilerin gençlik kollarıyla, gençlik yapılanmalarıyla da bir araya gelmeyi düşünüyoruz. Şu yazı bir Yazı bir atlatalım. Ondan atlatalım. sonra inşallah Evet. derneğimizde hepsini ağırlamayı Evet. Neyse, düşünüyoruz. Temmuz ortası geldi. Şimdi Evet. az kaldı yazı Evet. bitmesindeki. Eskişehir'i de yaz malum çok uzun sürüyor. Evet. Ağustos ortası Ağustos. geldi mi başlıyor serinlikler. Ağustos 15 Eskişehir'de yaz Aynen, yaz bitti. bitti oluyor genelde. Çok Evet. teşekkür ederim Sayın Ben Emre'cim. teşekkür ederim. Evet. Çok sağ olun beni Ben ağırladığınız teşekkür ederim. için. Rica ederim. Çok sağ olun. Hoşça kalın. Evet, sevgili Eskişehir Net izleyicileri, eski Atık Başkanı Sayın Ulaş Entop'la birlikte dernek sürecini ve hedeflerini konuştuk. Tekrardan farklı yayınlarda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. İyi günler diliyorum.